Mutlu geceler değerli seyirciler. Bengü Türk'e hoş geldiniz. Yepyeni bir programa başlıyoruz. Spor Toto Süper Lig'de 8. hafta maçları geride kaldı. Bu haftayı önemli konuklarla değerlendireceğiz. Hemen soldan başlayalım. Celal Kıbrıslı, teknik direktör. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Tüm konuklarımıza da iyi programlar diliyorum. Ankara Gücü Başkanı Sayın Faruk Koca. Sayın Başkanım hoş geldiniz. İyi, hoş bulduk. İyi yayınlar. Spor camiasının yakından tanıdığı bir isim. Eski FIFA hakemlerimizden Ali Kunak. Hocam siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Hayırlı olsun programınız. Çok teşekkürler. Değerli seyirciler, Süper Lig'de 8. hafta maçları geride kaldı. 17 puanlı 4 takım var. Başakşehir, Adana Demirspor, Konyaspor, Galatasaray ve Trabzonspor'un da 16 puanı var. Tabii Ankara takımımız, Ankara Gücü'nün şu ana kadar sadece 4 puanı var. Bu hafta Eryaman'ı Başakşehir'e dar etmesini etti ama sahadan 2-1 yenik ayrıldı maalesef. Bunu da ilerleyen dakikalarda konuşacağız. Tabii ki 8 artı 3 kuralı Türk futboluna ne getiriyor, ne götürüyor? Bunu da konuşacağız. Takımlarımızın özellikle teknik direktörlerin ya da kulüp başkanlarının hakemlerden dert yandıklarını duyuyoruz son dönemlerde. Özellikle VAR hakemlerini konuşacağız. Şimdi Celal Kıbrıslı'yla başlayalım. Hocam 8. haftayı şöyle 3-5 cümleyle özetleyecek olursak, son maç bu akşam oynandı biliyorsunuz. Evet, Karagümrük'le İstanbulspor karşı karşıya geldi. İstanbulspor 2-1 kazandı. 2-1 kazandı. Evet. Şimdi sözü sana bırakalım, bir başlangıç yapalım. Şimdi ligimize baktığımız zaman tabii ki ligimizde bir dengesizlik hakim. Benim önümde de şöyle çıkardığım notlar var. Örneğin baktığımız zaman 2022-23 sezonunda Süper Lig kulüplerinde kadro değerleri Fenerbahçe'nin 179 milyon euro bir kadro değeri var. Ondan sonra Galatasaray geliyor 153 milyon euro ile. Sonra Trabzonspor geliyor 132 milyon ile. Ve yanımızda çok değerli verdiğim, uzaktan tanıdığım ve Ankara Gücü kulübü yapmayı başaran bir Faruk Koca Başkan var. Onun da Ankara Gücü'nün de değeri 36 milyon küsür euro. Doğru mu başkanım? Yani, o kadar mı yoksa fazla mı eksiği mi var? Yok, bu kadar değil yani. Daha az bütçemiz var. Yani benim önümde yani şeyde, notlarım. Medyaya yansıyan o. Medyaya yansıyan evet. Bu. Evet. Şimdi bu diyorsun dengesizlik... Nasıl mücadele edecek diyorsun. Tabii bu dengesizlik içinde, bu dengesizlikle bir mücadele bana göre çok zor. Evet. Eğer bu işin altından Ankara Gücü futbol takımı ki 1910 yılında kurulmuş... İmalatı Harbiye, yani tarih bir takım. O takımda ben de 2015-2016 sezonunda görev yapma nasip oldu bana. Muhteşem bir kulüp. Taraftarıyla muhteşem bir kulüp. Ama sabırsız bir taraftar kitlesi var. Tabii doğru. Başkan burada olduğu için Ankara Gücü'nü konuşmak zorundayız. Kesin konuşacağız. Onun için, konuşacağız. Yani ben başkanı bir kere burada olduğu için değil, bu Bengü Türk kanalından teşekkür ediyorum ben başkana. Ankara Gücü Kulübü'ne sahip çıktığı ve Ankara Gücü Kulübü'nü şampiyon yapıp Mustafa Dalcı Hoca ve ekibiyle birlikte Süper Lig'e çıkardı. Bu bana göre bir başarıdır. Tabii şu anda bu dengesizlikler içinde Ankara Gücü'nün sıkıntı çekmesi gayet doğal. Evet. Zaten baktığımız zaman ligin altına işte Ümraniyespor, Hatayspor, Sivasspor, Ankara Gücü takımları var. Şimdi, alt, yani hocam, şu anda küme düşme olsa evet. 4 takımın küme düşeceğini görüyoruz. Şimdi hocam Ankara Gücü 7 maç oynamış şu ana kadar. 1 galibiyet, 1 beraberlik, 5 mağlubiyet, 7 gol atmış, 13 gol yemiş. Şu anki istatistik ya bunu gösteriyor. Evet. Ama bu hafta bak bu hafta ben de maçı seyrettim. Başakşehir şu an ligin televizyondan yiyen takımıydı şu ana kadar. Ankara Gücü'nden ilk golünü yedi Eryaman stadında. Olağanüstü bir performansla ciddi anlamda Başakşehir'i böyle sarstı, silkeledi ama yıkamadı. Böyle şimdi ben şöyle devam tesadüfi edeyim. Tesadüfi ya da şans eseri bir golüyle sevgili Yunus'cum şöyle devam edeyim. Şimdi Ankara Gücü futbol takımına baktığımız zaman
transferin son döneminde, yani son günlerinde Rizespor'dan Gökhan Akkan'ı aldı ki daha evvelden benim dönemimde Ankara Gücü'nde kaleci olarak görev yapıyordu. Ondan sonra Galatasaray'dan iki tane oyuncu geldi. Taylan Antalya, evet, Emre Kılınç. Tolga Ciğerci geldi. Yabancı bir oyuncu geldi. Bu oyuncuların adaptasyon devresi var. Şimdi bu oyuncular geldikleri takımlarda, ki iki tanesi Galatasaray futbol takımından geldi, bir tanesi Fenerbahçe'den geldi, İşte görev yaptıkları takımlar Türkiye'nin sayılı takımlar. Bu oyuncuların buraya adaptasyon devreleri kısa olacağını tahmin ediyorum. Niye? Onlar da oynamak için, kendileriyle hep mücadele içindiler. Ve çok güvendiğim Ömer Erdoğan hoca var başlarında. Benim Erzurumspor'da oyuncumdu kendisi de. Hakikaten kendini yenileyen, kendini geliştiren bir teknik adam. Ve ben Ankara Gücü futbol takımının en kısa dönemde istenilen şekilde geleceğini ve bu Dünya Kupası arasında da arasına kadar toplayabildiği kadar puanları toplaması gerektiğini ve ligin devre arasında da devre arasına geldiğinde ligin, ki devre arası olmayacak gibi görünüyor. Hı hı. Oraya geldiğinde de Ankara Gücü takımının 18-20 puanı yaparsa ikinci devre diye rahat söyleyeceğimiz devrede rahat bir pozisyon alacaktır. Şimdi, ve hocam, kendine güven gelecektir ve ara transferde de yapılacak olan fazla değil, fazla değil, nokta atışı dediğimiz, tamam, tabir 3 tane oyuncu, başkan da burada, ben mesajı da vereyim başkana, 3 tane oyuncu alındığı takdirde Ankara Gücü'nü sevenler, Ankara hocam, Gücü'ne kalben bağlı olanlar, en başta da gecesini gündüzüne katan bir Faruk bir şey Hoca başkan sıkıntı çekmez diyor. 19 takımlı bir ligde Medipol Başakşehir düşer, Ankara Gücü düşmez. Bir defa bunu herkes aklından çıkarsın. Şimdi Sayın Başkanım, tabii Ömer Erdoğan'ın gelişiyle de takımda bir toparlanma net bir şekilde ortaya çıktı. Tabii Ömer Erdoğan'ı futbolculuk döneminden itibaren yakinen takip eden birisiyim. Çok hırslı, motivasyonu yüksek bir arkadaşımız, bir hocamız. Ne diyeceksiniz? Şu ana kadar performanstan ne Ankara Güçlü taraftarlar, ne sizler, ne bizler, ne başkaları şu an açık ve net konuşmak gerekirse çok memnun değiller. Evet. Bu tabii ki bir geçiş süreci olarak hocam yorumladı, bu yeni isimlerin adaptasyonu falan filan. O, mesela Ömer Erdoğan oyuncuyken Bursa Spor'da şampiyonluk yaşamış bir oyuncu. Evet. Şimdi, ya bunlar da ona bir deneyim, tecrübe yani. Tabii. Ne diyecek bakalım başkanım? Ne diyorsunuz? Evet, tabii ki sonuca bakarsak dedikleriniz doğru. Ama Ankara Gücü tabii geçen yıl Süper Lig'e çıktığı için doğal olarak kadroyu yenilemek zorunda kaldı. Yaklaşık 20'ye yakın oyuncu aldık. Şimdi bu oyuncuların bir kısmı yabancı, bir kısmı yerli. Bir adaptasyon süreciyle ilgili doğal bir süreç var. Tabii işin açıkçası biz belki bir maç kötü oynadık. Ama diğer maçlarda gerçekten umut vadeden oyunlar oynadık. Ama maalesef futbolda her şeyden önemlisi sonuçça bakıldığı için sonuç olarak o oyunumuzun karşılığını alamadık. Aynen. Nihayetinde iyi oynamanız yetmiyor, iyi oynarken de sonuca gitmeniz gerekiyor. Burada bir maalesef beklediğimizi bulamadık. Ama ben takımıma güveniyorum. Yani iyi bir kadro kurduğumuza kesinlikle inanıyorum. Kesinlikle doğru. Ömer Hoca işte futbolun içinde şampiyonluk yaşamış. Geçen yıl Hatay'da da Hatay'a ciddi katkılar sağlamış bir hoca. Zaten işin açıkçası hocayla ilgili bir tasarrufta bulunmamız gerektiğinde ilk akla gelen isimdi o anlamda da. Hı hı. Ve kendisini aradım. Bir gün içinde görüşüp anlaşarak takımın başına geldi. Tabii ki her hoca, her yönetici, başkan veya camia daha beklentileri yüksek. Tabii bu sonuçta 4 puanla, 7. haftada 4 puanla olmak bizi üzüyor. Bizden daha çok hocayı üzüyor, futbolcular da üzüyor. Ama dediğim gibi zamanla bu işin
toparlanıp daha iyi yerlere geleceğine inanıyoruz. Çünkü futbolcu altyapısı kalitesi ve teknik heyet altyapısıyla bu işin üstesine geleceğimizi düşünüyorum. Ben çok karamsar değilim. Daha iyi yerlerde olacağımıza inanıyorum. Dediğim gibi bu Süper Lig'e çıkmış bir takımın kadrosu yenilenmeyle ilgili bir uyum süreci maalesef yaşanıyor. Geçen yılda bu zamanlarda maalesef üzülerek söylüyorum. İşte Altay çok iyi yerlerdeydi. Evet. Bu haftalarda ikinci ve üçüncüydü. Ama maalesef Altay bir alt lige düştü. Böyle olmaktansa Allah korusun ağır ağır tırmanmayı daha tercih ederiz. Biraz beklentimiz camia takım olduğumuz için daha yüksek. İşin açıkçası bu oyuncu kadrolarıyla beklentimizin yüksek olması da normal. Hocam futbolun içinde futbolun duayeni. Gerçekten hem dünyada hem de Türkiye'de iyi yerlerde oynamış ve kişiliği, karakteriyle, oyunuyla iyi bir performans göstermiş bir oyuncu toplumuyla beraberiz. Ben inşallah en kısa sürede düzelip, toparlanıp iyi yerlerde olacağımıza inanıyorum. 13 Kasım'da bizim son maçımız Trabzon'la. Ondan sonra bir 44 günlük ara var. Evet. Hem ara aynı zamanda transfer dönem, aynı zamanda ondan sonra da ara verilmeyecek hoca. Lig sonuna kadar o aradan başkanım, sonra... Başkanım bu 44 gün çok uzun süre değil mi? Burada işte, hani takımlar ya da futbolcular biraz... Bizden kaynaklanmıyor. Dünya... Anlıyorum onu. Yani hani ben genel olarak... FIFA'nın almış olduğu bir karar mı? FIFA'nın aldığı karar bütün dünyada bütün böyle. Bütün dünyada böyle olacak. Tabii bütün dünyada böyle. Dünya Kupası arası bu aslında. Katar'da yapılacak Dünya tabii Kupası. Tabii Katar'da yapılacak Dünya Kupası evet. arası. Bütün dünyada aynı zaman dilimi içinde ligler tatil ediliyor ve başlanıyor. Onda yapacak bir şeyimiz yok uzun süre. Evet uzun ama belki de iyi olur diye düşünüyoruz yani. Şimdi her zaman söylüyoruz Ankara Gücü Süper Lig'in olmazsa olmazı. Evet. Türk futbolunun yaşayan çınarı, gerçekten Türkiye liglerinin en köklü takımlarından birisi. Taraftar olarak 3 büyüklere, 4 büyüklere böyle taş çıkarttırabilecek bir kitleye sahip. Süper Lig'de oynayan 4. büyük takım kuruluşundan beri. En fazla. Uzun dönemsel olarak. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Ankara Gücü. Evet. Süper Lig tarihinde en fazla oynayan 4. takım. Şimdi tabii... Ondan sonra Gençler Birliği geliyor. Trabzon. 60 küsürlü yıllarda evet. kurulduğu için. Onun şey, Gençler Birliği geliyor. Gençler Birliği de önemli bir Ankara'da ve Türk Gençler Birliği de tabii ki şu an hiç de tasvip etmediğimiz bir noktada. Onu da geri gelmişken söyleyelim. Rahmetli İlhan Cavcav'ı yakinen tanıyan birisi olarak, çok programlar yapmış birisi olarak söylüyorum. Maalesef oğulları bu işi yürütemedi. Kulübü ciddi anlamda sıkıntıya soktular. Zaten şu an Niyazi Başkan da o sıkıntılarla tabiri caizse cebelleşip duruyor. Şimdi dönelim Ali Kunağ'a. Hocam birazdan kısa bir ara vereceğiz. Böyle hem Sayın Başkanımızın Ankara Gücü'yle ilgili yorumları, Celal Hoca'nın Süper Lig'in tamamıyla ilgili genel çizgi çerçeveyle alakalı şöyle toparlayacak olursak neler söylemek istersiniz? Şöyle aslında 8. haftaya baktığımızda futbola ısındı Türk futbol ailesi. Yani maçlara ısındık artık. Baktığımız zaman maçlardaki seyirci sayısı hakikaten oldukça iyi. Seyirciler futbol özlemiş. Gelen seyirci profilinde aile sayısı az değil, bayağı iyi. Güzel bir ortam var. Ama futbolda hep futbol hatalar oyunu. Hatalar oyunun olduğu yerde mutlaka hakem de tartışılıyor. Hakem de gündeme geliyor. Yani mesela bu dün derbi oynandı. Hakem en çok konuşulan konuydu. Aslında takımların oyununa baktığımızda hakemin de takımlar kadar başarısız olduğu ya da bir başka deyişle takımlar ne kadar başarılıysa hakem de o kadar başarılıydı dünkü derbide. Çünkü takımlar da hata yaptılar. Futbol olarak keyif almadığımız bir derbiydi. Top bir türlü yere inmedi. Habire havadan oynandı, durdu yani. Öyle bir ortamda hakemin de yapmış olduğu 12. kural hataları vardı. Faul ve fena hareketlerde ciddi hatalar yaptı. Sarı kartlarda hatalar yaptı. Ama neticeye tesirli hata olmadı. Tartışılan bir Serdar Aziz'in boynuna gelen bir el pozisyonu var ama o biraz gri pozisyon. O yüzden hakemin kararına orada saygı duymak gerektiğini düşünüyorum ben. Hemen şunu sorayım bu arada sana. Bu VAR hakemleriyle ilgili
Sayın Başkan da bazen varyansın ediyor. Bu hafta Kayseri Spor Başkanı Berna Hanım çok sert açıklamalar yaptı. Zaman zaman Fenerbahçe Başkanı Ali Koç aynı şeyi, Galatasaray Başkanı, herkes dert yanıyor. Bu özellikle VAR hakemlerinden. Bir de bakıyorum, VAR hakemleri, mesela Galatasaray'a baktım. 2-3 isim son 8 haftada hep aynı olmuş. Hemen kim olmuş? Alper Ulusoy, Alper Çetin, Koray Genceller. Böyle 3 isim arasında gelmiş gitmiş Galatasaray'ın varları. Şimdi var hakemleriyle ilgili hakikaten sıkıntılar had safhada. Yani bir de bunlar biliyorsunuz artık sabit oldu. Vardan beklentiler çok yüksek. Örneğin mesela dünkü Ankara Gücü Başakşehir maçında da bence Başakşehir'in atmış olduğu ikinci gol öncesi ciddi bir faul var. Serdar'ın Oğuz'du değil mi? Oğuz'a yüklenmesi. Tabii. Oğuz'a yüklenmesi ciddi. Top oradan taca çıkıyor. Gerçi VAR'ın karışacağı bir pozisyon değil. Ama şimdi bazı beklentiler burada VAR niye karışmadı diye şey yapıyorlar. Hangi VAR protokolü gereğince bu tür pozisyonlara VAR karışmıyor. Hocam o pozisyona VAR'a gerek yok ki. Eğer hakem hakemin kaçırdığını düşünüyoruz şey sevgili Yunus. Hakem denen arkadaşın gözleri görüyorsa o pozisyona faul çalmak zorunda. İfadeleri dikkatli kullanalım. Hakem denen arkadaşın gözü görüyor. Mutlaka. Niye çaldı? Yani kör değil oraya çıkan arkadaş da. O anda değerlendiremedi. Şimdi, olmaz. Ama takım yenildi. Ya ben zaten konuyu açan benim Yunus yani takım yenildi. Bu konuyu senin gündeminde yoktu bu konuyu. Bak bu konuyu ben açtım. İşte ona şimdi, daha sonra gelmedi hocam. Bak, bir dakika dur. Bak şimdi burada bu faule VAR'ın karışması mümkün değil. Ama hakemin yapmış olduğu çok ciddi bir hataydı. Niye? Çünkü çıkış yapmak üzere olan bir takım belki de o pozisyonda 81'di galiba değil mi? Evet, 81'di. Orada verilen bir hatalı karar sonrası taştan gelen topta gol oldu. Evet. Maç bitti geçti. Şimdi kısa bir aramız var. Arkasından devam edeceğiz. Evet değerli seyirciler, kısa bir aradan sonra birlikteliğimiz tüm hızıyla devam ediyor. Celal Kıbrıslı, Faruk Koca ve Ali Kunak. Ali Hocam en son sende kalmıştık reklamlara girerken. Evet. İşte Ankara Gücü'nün golünden önce yapılan açık net faulü. Sen dedin senin gündemde yoktu, ben orada yattım dedin. Oradan devam edelim. Tamam. Şöyle tabii şimdi başkanın burada olması nedeni değil. Ankara Gücü'yü tabii ki şey yapacağız. Ankara Gücü aslında bir toparlanma dönemine giriyordu tam. Ve bundan sonraki fikstürüne baktığımız zaman da bir Fenerbahçe ve Trabzon var 14. haftaya kadar. Ondan sonraki 4 maçında galibiyet 3'er puan çok şey değil yani uzak değil inşallah. Çünkü Ömer Erdoğan'ın da şeyi belli, kariyeri kalitesi ve futbol anlayışı belli. Ben Ankara Gücü'nün önümüzdeki haftalarda toparlanıp Ankaralı taraftarlara iyi ve güzel günler yaşatacağını düşünüyorum. Gerçekten. Pekala. Aslında ben FIFA'nın futbola kural olarak biraz müdahale etmesinden yanayım. Futbol dünya futbolu biraz sıkıştı. Geçen akşam işte dün akşam şeyi seyrettim. Real Madrid Osasuna maçı. Maç 1-1 bitti. Yani koskocaman Real Madrid 50 tane pozisyona girdi. Gol atamadı. Yani penaltı kaçırdı. Penaltı kaçırdı. Ya futbolun kurallarında da artık bir şeyler olsun. Yani FIFA başkanı da ya da yönetimi de bir şeyler yapsın. UEFA başkanı ve yönetimi de bir şeyler yapsın. Yani 50 yıldır aynı kurallarla futbol oynanamaz. Bir tane VAR çıkardılar. Zaten VAR da futbolun bence güzelliğini biraz sıkıntıya soktu. Şimdi Celal Hocam, şu an başkan da burada. Kulüplerimizin 8 artı 3 kuralından ciddi anlamda dertli olduklarını ben biliyorum. Sen de 50 yılı devirdin neredeyse. Türk futbolunun yaşayan çınarısın tabiri caizse. Evet, evet. Keşke o senin söylediğin kulüplerde değerimizi bilse de Türk futbolunun neferiyiz, Türk futboluna hizmet edebilsek. Çok biliyor diye ki uzak duruyorlar benden. Bazen çok bilmeyeceksin canım sen de. Yani dediğin haklı. Ne yapalım bildiğimizi inkar mı edelim yani? Evet. Şimdi tabii bunu savunanlar da var. İşte federasyon başkanları yerli futbolcu koruma adına 3 yerli futbolcunun sahada mecbur koşmasını,
bu yerli futbolcuların da bunu zaman zaman suistimale varan hali hareketlere girmesini, bunu açık ve net bir şekilde görüyoruz. Sen de yerli futbolcuyu, yerli isimleri savunan bir teknik adamsın, evet, yıllardan beri. Evet. Hep yabancıya böyle bir mesafen vardır senin, ben biliyorum. Aynen. 20-25 yıldır bilirim seni, biliyorsun. Evet. Ne diyorsun? Bir sizden başlayalım, daha sonra başkana dönelim. Şimdi bakın, bir Hayzel faciası oldu. İngiliz bir takım, İngiliz takımıyla. Ne dedi İngiltere Başbakanı? 3 sene ceza verdi UEFA, FIFA. Hayır dedi, bize 3 sene vermeyin dedi. Bize 5 sene ceza verin. 5 sene Avrupa'ya, biz dünyaya maçlarına çık, almayın bizi dedi. Şimdi aynı şeyin ben bizim ülkemizde de olmasını istiyorum. Nasıl istiyorum? Şöyle istiyorum. Biz de gidiyoruz zaten Avrupa'ya. Şampiyonlar Ligi elemelerinde zaten elenip geri dönüyoruz. Yani orada biz de yasaklayalım. Bir 5 yıllık bir plan, program yapalım. Koordineli bir şekilde çalışalım. Ve futboldan içine, futbolun içine. Evet. Ben hep şunu diyorum. Futbolun içinden gelenler yönetsin. Futbolun içinden çıkanlar yönetsin. Ve futbolu seven, kendilerini geliştiren yöneticiler bu işin içinde olsun diyorum. Ama baktığımız zaman onda da yanılgıya düşüyoruz. Nasıl yanılgıya düşüyoruz? İşte son oynadığımız milli maçta kaybettik. Faroe Adaları'na kaybettik. Yani 50 bin nüfuslu olan bir ülke takımına, İngiltere ile İzlanda'nın arasında 13-14 tane küçük adacıktan olmuş bir ülke. O takıma biz kaybettik. Evet, ve yani bizim futbolun içinden gelen kişi Hamit Altıntop ne masaya vurarak böyle elini, Kuntz'la devam edeceğiz dedi. Sevgili Hamit, buradan sana sesleniyorum. Sen o masaya vuramazsın kardeşim. Sen o masaya vuramazsın. Senin öyle bir hakkın yok. Kuntz'u getiren sensin. Hiçbir deneyimi, hiçbir tecrübesi, hiçbir takım çalıştırmış olmayan bir kişiyi milli takıma getirip Alman ekolü diye bir ekole sokmaya çalışıyoruz Türk futbolunu. Türk futbolu Alman ekolüyle falan kalkınamaz. Bizim iklimimiz farklı bir iklim. Türkiye Cumhuriyeti iklimi farklı bir iklim. Evet. Biz iki tane kıtayı birleştiren bir ülkeyiz. Üç tarafımız denizlerle çevrili bir ülkeyiz. 780 bin kilometre kare yüz ölçümü olan 85 milyonluk bir ülkeyiz. Bütün dünyaya biz tabiri caizse gider yapıyoruz. Sen Alman ekolü diye bir şey ve Almanya'da yetişen oyuncuları tutup milli takıma almaya çalışıyorsun. Burada Türk oyuncular var, onların hakkı ne olacak? İyi, tabii. Ne olacak? Ha, sen de Almanya'da büyüdüğün için orayı tercih ediyorsun. Bana göre bunu da ben Hamit Altıntop o masaya vuruş şeklini ben kendi içime bir Türk spor adamı olarak, bir teknik adam olarak, UEFA Pro lisanslı bir antrenör olarak yılların Türk futboluna vermiş, şampiyonluklar yaşamış, küme düşme yaşamış, futbolun içinde olan, dernekçi olan, her türlü yorumcu olarak, her türlü hizmet veren birisi olarak kendime yakıştıramadım. Onu bir içimde, artık içimdeydi, onu bir söylemiş olayım dedim. Onu şey yaptım, söylemiş olayım. Buradan o gidecektir mesaj. O gitmiştir. Yani zaten hemen koşa Hamit, koşa gidiyor zaten. Gitsin, benim için hiç önemli değil. Ben doğru bildiğim her şeyi söylerim. Beni de bundan kimse yoksun edemez. Ağzıma da kilit vuramaz. Dil çünkü kaygan bir şey, bak dil. Dile evet, kilit vuramazsın. Hocam hele senin dile, Allah muhafaza. Kimse... O bir. İki. Sayın Başkan'la da biraz evvel görüştük. Madem öyle, yabancıyı serbest bırakın. Yabancıya şart koyun. Yaş sınırı koyun. Millilik şartı koyun. Yani son nasıl İngiltere bunu uyguluyor. Evet. İngiltere bunu uyguluyor da biz niye uygulayamıyoruz? Onu bizim de uygulamamız hocam, lazım. Hocam şimdi bak. Bunu bugün... da söyleyeyim. Ve ben yabancının madem bu şartlarda serbest olsun, şartlı gelsin. Esasında tamamen karşıyım da. Yabancı antrenöre de karşıyım da. Yani onu da söyleyeyim bu arada. Ve ben ülkemi seviyorum. Ben ülkemi seviyorum ve ülkemin insanlarıyla bir yere geleceğimizi, futbolu konuştuğumuz için onu söylüyorum. Futbolda bir yere geleceğimizi, hem Avrupa'da hem dünyada geleceğimizi söylemek istiyorum. Bakın, Dünya Şimdi, Kupası'na gitmişiz Türk antrenörle. Şampiyonlar Ligi'ne gitmişiz Türk antrenörle. İsimlerini saymayayım. UEFA Kupası'nı almışız Türk antrenörle.
Milli takımlarımız hep oynamış şampiyonalarda Türk antrenörle. Evet. Hiç yabancı antrenörle gidememişiz. Şimdi hakkını yemeyelim. Bak 19 takım var. 14'ü yerli hoca. 14 takımın hocası yerli. Ya, tamam ben 19'unun da Türk antrenör olmasını istiyorum. Milli takımın başında da Türk antrenör olmasını istiyorum. Bir defa milli takımın başında kesinlikle Türk antrenör olması lazım. Ya siz şimdi motive edeceksiniz oyuncunuzu. Devre arası girdiğiniz soyunma odasına. Bir Türk antrenörünü, Türk milli takımda onlara bir konuşma şekli var. Değil mi? Türkçe tabii. Olarak ses tonunu yükselterek aşağı indirerek bir söylemesi var. Bir de yabancı teknik adamın söylemesi, tercüman vasıtasıyla onu tercüme etmesi var. E sen şimdi zaten Almansın. Almanca konuşmuyorsun, İngilizce konuşuyorsun. Hatta bir şey söyleyeyim mi? Bu da çarpık bir ben, olay. Ben Sayın Nihat Özdemir'e, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı iken bu hoca değişikliği konusunda dedim ki, dedim bu Kunsu Munsu bırak. Yılmaz Buralı getir daha iyi dedim. Şimdi yakında Sayın Başkan programa katılacağım. Burada soracağım kendisine. Yılmaz Vural, örnek veriyorum. Ya Genel isim Kıbrıs'da, de sabit kalmıyor. Mesela ya, Yılmaz Vural var, Ömer Erdoğan olur. Aykut Kocaman var, Ünal Karaman var, Giray Bulağı şimdi var, Kunt, Hüseyin Kalpar'ı Kunt, var, ne bileyim var da var. Şimdi hocam, yani, Kunt tabiri caizse buzdolabı gibi bir adam. Dediğiniz gibi futbolcuların motivasyonu noktasında bana göre eksi puan alabilecek potansiyeli bir teknik direktör. Şu an milli takımın teknik direktörü. Şimdi bunu kenara bırakalım. Sayın Başkan'a dönelim. Başkanım bu 8+3. Şimdi Celal Hoca bu konuda çok sert çıkışlar yapabilen bir teknik adam. Tabii ki haklı olduğu taraflar çok. Bunun da hakkını verelim. Ben Türk futbolu için tabii. Yani ben farklı bir şey söylemiyorum. Kendi şahsım için konuşmuyor. Ya aynı şeyi söylüyorum tamam hocam. Ne diyorsunuz? Yani şimdi, 8+3 konusuna. Tabii. Ben de hocama katılıyorum. Ben de normalde ilkesel olarak futbolun hem teknik heyetin yerli olmasını ben de savunurum. Ama maalesef bu bir futbolcu yetiştirmek, bir futbol adamı yetiştirmek bugünle yarın olacak bir şey değil. Uzun bir perspektif sunmak gerekiyor. Yani bugün bir altyapıyı kurduğunuzda, ben bu altyapıda verim alacağım dediğinizde veya bir hoca yetiştirdiğinizde en az 8-10 yıl tabii gerekiyor. Evet. Ama biz de maalesef toplumsal olarak uzun vadeli hesapları yapmayı sevmiyoruz. Aceleciliği yanımız var. Bir an evvel sonuca odaklı bir yapımız var. Şimdi açıkça söyleyeyim. Bugün Süper Lig ve Birinci Lig futbolunun yaklaşık 500 milyon dolar bütçesi var. Bakın çok ciddi paralar ve doğru, hocamın da dediği gibi sonuç yok. Uluslararası arenada başarısızlık söz konusu. Şimdi madem ki bir uluslararası yanı var bunun, bir ulusal yanı var ve bir kendi ülkenizle ilgili insanınızın gelişimini, başarısını dünyaya tanıtacak bir yanı var. Bu anlamda başımızı iki elimizin arasına koyup düşünmemiz gerekir. Meseleyi uzun vadeli düşünüp bir perspektif sunmamız ve tedbirler almamız gerekir. Bu yok. Maalesef yok. Yani şu anda üzülerek söylüyorum. İşte Türk futbolunun kurumsal yapısından bahsetmek söz konusu değil. Net söylüyorum. Hep geldiğimden beri söylüyorum. Ben futbolun içinden gelen bir adam değilim ama bir sosyolojik bir analiz yaptığımda da bunu görebiliyorum. Biraz önce de hakemlerle ilgili hocam bahsetti, eleştirilerle ilgili. Bütün takımlar hakemlerden şikayetçi, bütün takımlar futbolcudan şikayetçi, bütün camia yöneticilerden şikayetçi. Böyle bir olumsuzluk sarmalı önümüzde, maalesef bu işin içinde çıkamıyoruz. Evet. Net söylüyorum. Bakın sıfırdan başlamak fotoğrafı net görmektir. Biz şu anda futbol, yani ülkemizdeki futbol anlayışı ile ilgili sıfırın altında bir yerdeyiz. Yani 500 milyon lira yıllık bütçesi olan futbolun, biraz önce de hocam dediği gibi, maalesef uluslararası bir başarı söz konusu.
500 milyon diye bunun 5'te 1'ini harcasak, 5 yıl sabretsek ülkemizde ciddi bir futbolcu havuzu oluşacak. Ordusu olur. Bir teknik heyet havuzu olacak, bir anlamda da hakem havuzu olacak. Şu anda geçen hafta federasyon toplantısında dedik Süper Lig'i yönetecek hakem sayısı 23. Bu kağıt üzerinde 23 başkanım. Bak, tabii. 23 kağıt üzerinde. Şimdi bunların işte ceza sakatı var, cezalısı var, formsuzu var. Tablonun fecaatine bak. Doğru. Yetiştirmemişiz. Futbolcu yetiştirmemişiz. Şimdi 20 yıl önce, 30 yıl önce, 40 yıl önce daha amatör ruhla oynanıyordu. Tabii. Çok ciddi futbolcular yetişiyordu. Tabii. Hocam daha iyi bilir. Ben de biraz seyirci olarak takip etmişim. Hala mesela dünyada işte Sokrates şeyini hiç unutamam. Millet Pele der, şu der ama değil benim mi? Kafamda hep doktor, Sokrates. Doktor Sokrates şey kalmıştır yani. Müthiş bir futbol ergonomisi vardı yani. Evet. Müthiş. Yani o futbol oynarken aynı zamanda bir sanatsal görsel izliyordunuz. O ben de iz bırakmış misal yani. Tabii sonraları o dönemde Pele vardı. Sonra da işte Maradona'lar, Kempes'ler, şunlar bunlar hep hatırlıyorum hocam. Şimdi bizde de yok muydu? Cemil Turan'lar vardı işte ben hatırlıyorum. Ya Metin Oktay'lar, Defterler, Canlar, Oktay'lar vardı. Alparslan vardı Fenerbahçe'de. Evet. Şimdi bunlar amatör ruhla oynadılar. Şimdi konuşuyoruz yani. Şimdi dünyada veya ülkemizde böyle çok yıldızı parlayan bir yerli futbolcumuz var mı? Zoraki çıkartıyoruz. İşte olması lazım. Da. Biraz önce işte Ünal Karamanlar, ciddi futbolcu backgroundları olanlar da. Ama işte dediğimiz gibi o amatör ruhla oynadılar. Şimdi iki şeyi yapmanız lazım. Amatör ruhu kaybetmeden profesyonellik yapmak lazım. Bizde maalesef profesyonellik adı altında çok sorumsuzluk şeyi var. Şimdi bir de bir gerçek var yani. 18-20 yaşındaki insana gidiyorsunuz, milyonları veriyorsunuz. Ondan sonra bu futbolcudan çok iyi bir oyun, çok iyi bir performans bekliyorsunuz. Böyle bir şey yok. Eğitim kültür de gidiyor. Yok ya tabii. Şimdi biz düşünüyoruz mesela inşallah başarabilirsek belki kalıcı olmamız açısından önemli. Bir Ankara Gücü Koleji ve Akademisi düşünüyoruz. Yani çocuk futbol, spor yaparken aynı zamanda eğitimi de tamamlıyor. Eğitim de tek taraflı değil. Maalesef bizde hep işte matematik, fizik, kimya diye eğitim diyoruz. Değil. İşte ben araştırıyorum. Başarılı olan kulüpler nasıl oldu? Dünyada bir Ajax modeli vardır ki çok ciddi bir bilimsel şey vardır. Ajax'ın bir sistemi var. Hı hı. O sistem durup dururken kurulmamış. Bütün bilimsel verilerle kurulmuş. Ve kim gelirse gelsin, hangi hoca, hangi kim gelirse gelsin o sisteme uymak zorunda. Evet. Şimdi dünyada işte öyle başarılı olmuş teknik ekipler var ki şimdi bu ekipler tek taraflı beslemiyor futbolcuyu. 3 tane felsefe profesörüyle futbol takımına eğitim veren hocaları biliyorum ben. Neden felsefe? Çünkü futbol sadece yetenek değil, aklın daha önemli olduğu bir şey. Siz yeteneğinizi, aklınızı kullanarak devreye sokacaksınız. Akletmek için de felsefe çok önemli bir eğitimdir. Yani akli melekeleri çalıştırması açısından felsefe en önemli eğitim dalından biridir. Ama bizde bunlar yok. Biz bunu görebilecek miyiz? İnşallah. Yani biz bunun çabası için... Başkanım çok güzel yere girdiniz ya. Ben okurken yani bütün eğitimleri yaptım tamamladım da biz lisede okurken felsefede, sosyoloji, tabii, mantık derslerimiz tabii vardı. Tabii tabii. Bizim dönemimizde. Tabii. Bravo. Çok güzel onlar yere girdiniz. Onlar hala var hocam. Onlar yok. Yok kalkmadı artık. Mı lise, yok yok. Onlar, yok hayır. Şimdi yani dediğiniz gibi futbol şimdi bir gerçek, bir bilimsel veridir. Dünyada erkeklerin %70'i, bayanların %30'unun ilgi alanı olan bir spor dalının maalesef görünmeyen yüzü çok kötü. Şimdi bu görünmeyen yüzünün kötü olması tehlikeli. Şimdi görünmeyen yüzünü düzeltmemiz lazım. Bu da olmazsa olmaz bir gerçeklik var. Kesinlikle bir devlet politikası olarak ele alınmalı. Bu kadar kitlelerin ilgi alanı olan
bir spor dalının başıboş bırakılması doğru değil. Ciddi kural mı diyorsunuz? Kesinlikle. Bakın, burada kişileri suçlamıyorum. Sistem sorunumuz var. Yani, federasyonundan kulüplere, altyapılardan okullara tamamen bir sistem sorunu var. Biz sistemli çalışmayı seven bir millet değiliz. İşimize gelmiyor işin açıkçası. Biz hemen sonuca odaklı, şova odaklı, futbol şova odaklı bir oyun dalı. Şimdi ben kulüp yöneticisiyim. Şimdi geçmiş yönetimleri eleştirmek maalesef hoşuma gitmiyor ama söylemek zorundayım. Ben 2 yıldır, 2,5 yıldır futbolun içindeyim. 1 yıldır, 15 aylık da başkanım. Hiç tanımadım, hiç bilmedim, hiç adını duymadım futbolculara 40 milyon euro ceza ödemişim. Ankara Gücü'nün geldim 39 tane FIFA'lık dosyası var. Transfer kapalı. 1 yılda, 1,5 yılda kapalıydı, evet. 40 milyon euro ceza ödedik yani. 40 milyon euro bugün 800 çok milyon büyük para lira yapıyor hocam şu an. Ve şu anda işte boğuşuyoruz yani. Geçmişin vergi borçları şunlar bunlar hala var. Şimdi sistem olmayınca bu tür kaderlerle karşılaşmanız mukadderattır. Yani onun için sistemi kurmamız lazım. Biz sistem kurmayı sevmiyoruz. Bakın, ne olursa olsun futbol ulusal bir spor dalı. Siz yabancı başka ülkelerle rekabet edeceksin. Rekabet ederken kendi milletinizle etmeniz gerekmez mi? Kendi tabii milletinizle edeceksiniz. Bu bir yarış. Bu bir savaş değil. Evet. Türk futbolcusu olarak yani kendi ülkemin vatandaşlarının uluslar arenada başarılı olmasıyla gerekir ki ülkenin tanıtımı açısından ve ülke insanının kalitesini böyle yansıtabilirim. Ben yabancılarla oynuyorum. Zaten onların insanları. Bugün böyle bir şansımız var mı? Yok. Kesinlikle yabancı sınırının bak ilkesel olarak yerli oynatılmasından yanayken bugün yabancı sınırının olması doğru değil. Çünkü önceden hazırlanmak gerekir. Yani sınırsız olsun istiyorsunuz. Sınırsız olsun ama doğru. İllele ve sınırsız değil. Bir zaman dilimi konu. 5 yıl, 10 yıl, 15 yıllık programlar yapılmalı. Evet. Fransa böyle yaptı. Bugün biz belki farkında değiliz ama şu anda dünyada en çok oyuncu oynatan ülke Fransa. Ama 72'de bir karar aldı Spor Bakanlığı ve bugün onun meyvelerini yiyor. Dünyanın her yerinde Fransız futbolcular oynuyor. Her yer. Onların bir de şu avantajı var. Çok sömürgeleri var Afrika'dan. Fark etmiyor ama Fransa'da yetiştiriyor. Evet. Oraya getiriyorlar. Tabii. Orada yetiştiriyorlar. Şu anda bizde 3-4 tane futbolcu Fransız kökenli. Afrika Fransız vatandaşı. Afrika kökenli. Evet. Kuzey Afrika kökenli ama. Başkanım bir de şöyle bir şey var. Avrupa Birliği ülkesi olan ülkelerin yani 25 mi 26 mı kaç şu an Avrupa Birliği? Avrupa'da 57 tane ülke var işte. Bunların kendi aralarındaki futbolcu alışverişi serbest zaten. Kısaca futbolda gelişmiş ülkelere bakıldığı zaman yerli sınırlaması yok. Açık ve net konuşalım. Türkiye'deki gibi 3 tane içeride kesin olacak. Onlar çıkmayacak. Çıksa bile yine yerli, öyle bir şey yok. Zaten bunlar Türkiye'de var olduğu için bizim Avrupa kupalarında takımlarımız böyle iki adım ileri gidemiyor. Türkiye futbol liglerinin kalitesi ya her zaman tartışılıyor. Sevgili Yunus, bak şimdi önümde yani şey yaptım. 19 tane takım var Süper Lig'de. Her takımda 14 tane yabancı olsa 266 tane yabancı oyuncu oluyor. Tabii. Bu rakam şu an itibariyle mesela Fenerbahçe futbol takımında bir ara 21 tane yabancı vardı. Tabii. 21 yabancı. 14 tane olması gerekir. Yani bu çok detaylı bir iş. Sayın Başkan hakikaten güzel açıklamalar yaptı. Yani bunun artık detayına falan girmemiz saatlerimizi alır bizim. Tabii, hocam. Onun için başkan çok güzel açıklama yaptı. Ben de onu söylüyorum. Yani yabancıya karşıyım ama madem öyle bir projeyle yabancı serbest bırakın. Ben her zaman söylüyorum. Yani Amerika'yı tekrar keşfetmeye gerek yok. Sayın Başkan'ın bu akşamki açıklamasını Türkiye Futbol Federasyonu alsın, uygulasın. Uygulayabiliyorsa. Yani her şey cam gibi ortada. Bilmiyorum Sayın Başkanımız şimdi, Türkiye Futbol Federasyonu'nun şu anki şimdi, gidişatını nasıl yorumluyor? Bakın federasyonla ilgili başta kulüplerimizin çok ciddi tereddütü vardı. Ama şu anda başkan
gerçekten kulüplerin taleplerini çok dikkate alıyor ve bu taleplerin yerine gelmesiyle ilgili her türlü çabayı sarf ediyor. Başkanın ilk gelişine muhalefet eden birçok kulüp bugün başkanın arkasında duruyor. Gerçekten kulüpler ne dediyse başkan, federasyon arkasında ilk defa kulüpler birliği, federasyon yani ortak bir noktada buluştu ve bununla ilgili çözüm arıyor. Ama şimdi şöyle bir gerçeklik var. Yani marka değerimiz yerlerde sürünüyor. 4 yıl önce 500 milyon dolar olan yayın geliri bugün 112 milyon dolara inmiş. Bakın futbolun şu anda olmazsa olmaz 19 Süper Lig ve 1. Lig'in 500 milyon dolardan aşağı yaşama şansı yok. Şimdi çok rakam mı? Değil. İngiltere 5 milyar 700 milyon dolar. Bak 5 milyar 700 milyon dolar. Almanya 2 milyar 800 milyon dolar. İspanya 2 milyar dolar. Fransa 1 milyar 800 milyon. İtalya 1 milyar 800 milyon dolar. Şimdi aynı nüfusa sahibiz. Doğru. Hatta niye Fransa bizi, falan düşük bizim bizden. Eksikliğimiz ne var? Kromozomlarımız aynı. Aynı kanı taşıyoruz. Sadece değerli kılmıyoruz kendi insanımızı ve program yapmıyoruz. İnanın bakın 5 yıl 10 yıl bu meseleyi dert etsek, uluslararası arenada mücadeleden ziyade bu meseleyi dert etsek ya 5 yıl 10 yıl sonra dünyada birçok Türk futbolcu olur. Türkiye'de de çok daha iyi yerlerde olur. Doğru. Ama bu yok. Maalesef bunu dert etmiyoruz. Dediğim gibi bizim en büyük açmazımız uzun vadeli hesapları yapmayı sevmiyoruz. 5 yıl, 10 yıl, 50 yıl hesaplarını yapmıyoruz. Hocam sen ne diyorsun? Ya şimdi bu işte ağzı yananlar kulüp başkanları. Şimdi başkan bunu yaşayan insan olarak bizzat kendisi anlattı. 3 tane dayatmalı 11'e yerliyi sokmak istediğin zaman yerli futbolcuların fiyatları birden 2'ye 3'e katlıyor. Bir tabii, de böyle bir sıkıntı öyle, var. Tabii, doğru bak. Yani evet. Mali bakımdan böyle bir yük getiriyor. Ama biz ülke olarak başkanın dediği gibi sabırsızız. Yani hemen kısa yoldan başarı hedefleniyor. Ve o yüzden bir akılda dedi ki ya işte milli takım oyuncu yetiştirmek için illaki 3 tane yerli olsun. Bu kuralın konuluş sebebi, ana sebebi buydu. Halbuki milli takıma oyuncu yetiştirmek öyle olmaz ki. Aynı dediğiniz gibi yani bir ta bugün voleybolda kadınlarımızın elde ettiği başarı tabii. Bugün Beşevler'deki o voleybol lisesinden geliyor. Yani o lisenin kurulduğu 15 sene oldu. Evet. 15 sene sonra biz şimdi onun ekmeğini yiyoruz. Sultanlar bize göğsümüzü kabartıyorlar. İşte Ankara Gücü Akademisi'nden bahsedildi. Yani bir hakem akademisi, yani tüm teknik direktörlerin yetiştirileceği ayrı bir eğitim akademisi, bunların hepsinin uzun vadeli planlarla gerçekleştirilip ama ne olacak? Bir 10 sene kapatacağız abi kendimizi. Başka çaresi yok. 10 sene, 10 sene kapatacağız. Yani o ama ne oldu? Belçika nasıl döndü geriye? Evet. Ülke olarak yani başkan kulübü ayaksı verdi. Ben de ülke vereyim. Belçika doğru. Nasıl döndü geriye ya? Evet. Yani biraz da biz de sabırlı olalım. Macaristan'da katalım ona. Tabii aynen öyle Macaristan'da katalım. Yani bizim de mutlaka uzun vadeli planlarla bu işi çok her yönüyle ele alıp sadece fiziksel kabiliyet açısından değil, beyinsel açıdan, kişisel gelişim açısından da şunu da futbolculuğu yetiştirmemiz lazım. Şimdi Sayın Başkanım. Tonlarca soru yani, da geliyor. Ben Yunus, daha birini soramadım. Da yani şey yapalım. Kurtulmamız lazım. Bunun adamı, şunun adamı, kar tamili yakınımdır. Bundan da kurtulmamız lazım. Yani işi ehline vereceğiz abiciğim. Evet. Maalesef her yerde, özür dilerim hocam, her yerde bunu yaşıyoruz. Altyapı, şimdi biz yeni bir program yaptık ve iyi bir altyapı ekibi kurduğumuzu düşünüyorum. Baştan aşağı yeniledik. Ama gelen taleplere bakıyoruz. Herkes altyapıda, herkes torpil istiyor. Bir şey söylüyorum. Siyasette yaptığım için söylüyorum. Futbolcuya torpil en büyük kötülüktür. Doğru. Ona kötülüktür. Çünkü onun zamanını çalıyorsunuz. Bugün yeteneği olan, kabiliyeti olan ve iyi oyuncu olan oyuncuyu, çocuğu herkes alır. Çünkü binlerce insan altyapılarda futbolcu izliyor. Profesyonelleşmiş, iyi bir futbolcu, iyi bir yıldız yakalarım. Bunu bir yerlere... Kaçırma ihtimali kimsenin yok. Mümkün değil. Onun için ailelerin futbolcuya torpil istemesi o çocuğuna en büyük ihanettir. Ben
bir futbolcu bunu yaparım başkanım ben. Bir futbolcu 10 yıl kulüpte tutabilirim, dursun derim, oyalansın diyebilirim. Ama ben onun 10 yılını çalacağımın farkında Bravo. Değilim. Futbolcuya torpil en büyük kötülüktür. Doğru. Şimdi tabii takip eden izleyicilerimiz dünyanın her tarafından var. Şimdi ta Üsküp'ten yazmışlar. Sayın Başkan'a sorar mısın? Gökmen Aşalı sormuş Makedonya'dan. Demiş ki kulüpleri yanlış yöneten yöneticilerin hiç mi suçu yok? Kesinlikle yine var. Yine Slovenya'dan sormuşlar. Ayberk Aşalı yine Gökmen Beynoğlu. Bizim Ramazan Tök sormuş. Azerbaycan'dan, Danimarka'dan, Rusya'dan çok şey var şu an. Takip eden var Celal Hocam. Ya, tabii yöneticilerin... Sayın Başkan da, Hocam Ali Bey de... Yani biz burada şimdi Başakşehir'i, Galatasaray'ı, Fenerbahçe'yi falan konuşmak esas çözemeyiz bu işi. Bu güzel bir program oldu bana göre. Mesajlar yerine gidiyor. Bunların hepsi gidiyor yerine. Yani o kişiler o lafları götürüyorlar zaten, diyorlar ki böyle böyle oldu. Şimdi mesela Sayın Başkan, Kulüpler Birliği'ne gidiyorsunuz. Tabii. Kulüpler Birliği'nde ben özgürce konuştuğunu düşünebiliyorum başkanım. Yani, acaba oradaki ağırlık ne başkanım? Yani nedir yani başkanım? Hakikaten onu da bir sormak istiyorum size. Yani. Kulüpler Birliği'nde konuşulan konular nedir genelde? Şimdi gerçekten yani gıyabında da söylüyorum. Şimdi Kulüpler Birliği Başkanımız Ali Koç. Şimdi bu insanın burada buraya ihtiyacı yok. Fenerbahçe Başkanlığı'na ihtiyacı yok. Asla. Emeğini, parasını harcamış ve gerçekten bir şans bu dönem Kulüpler Birliği ve kulüp başkanları ve federasyonun uyumlu olması ciddi bir şans. Eğer bir problem, yıllardır kangrenleşmiş bir problem çözülecekse bu dönemde çözülecek. Hem Kulüpler Birliği, yönetim, vakfın yöneticisi hem de bütün kulüp başkanları bütün meseleleri bütün çıplaklığıyla konuşuyor. Kendi öz eleştirilerimizle yapıyoruz. Yani camia takımları olunca daha büyük. Tabii. Sıkıntı yaşıyor çünkü tabii. Yani ben mesela büyük bir camianın, gerçekten büyük bir camianın başkanıyım. Şimdi Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzon bunlar büyük, ciddi bir camia baskıları var. Bu camia baskılarına rağmen doğrunun yanında durmaları önemli. Çünkü başka türlü bu işi kotarma şansımız yok. Yani türbinleri oynamak en kolay. Doğru. En kolay türbinleri oynamak. Doğruları bulacağız, doğruları da ısrar edeceğiz. Pekala, başkanım... Hocama katılıyorum. Tatil değil. 10 yıl yine Avrupa'da mücadele edelim ama beklentimiz yüksek değil. Ama bunu sıfırdan başlamak... El almamız lazım. Bence artıdır. Ama biz daha sıfırı görmüyoruz. Ya şimdi, başkanım işte bu sene pardon. Celal Hocam bir şey soracağım da. Ben bunu unutmayayım. Tamam. Şimdi o konunun üstüne. Şimdi bu sezon sonunda... Hep 5 tane takımımız bizim Avrupa'ya gidiyor değil mi? Şimdi 3 tane gidiyor. 3 tane gidiyor. Ve yani işte tablo şampiyon burada. Şampiyon olan takım da 2 tane ya, elemeye katılacak. Tabii tablo aynen. Burada ya. Tabii. Yani işte burada. Onun için ben 5 sene dedim, siz 10 sene tabii. Dediniz. Yani ben 5 sene kapatacağız abi kapılarımızı. Avrupa'ya gitmeyeceğiz. Ülkemiz kendi sınırlarımız içinde. Bugün 85 nereye gitsek bugün Finlandiya'ya maça gidiyoruz Helsinki'ye Türk çıkıyor. İşte İtalya'ya gidiyoruz, Türk çıkıyor. Faroe Adaları'na gidiyoruz, Türk çıkıyor. Yani her yerde Türk var. Yani büyük bir sıkıntımız da yok. Nedir? İşte şu anda herkes Yusuf Demir değil mi? Evet. Onu konuşuyor. Tabii. Yani anne Türk, baba Türk. Ama bu çocuk niye ya, Avusturya vatandaşı? Avusturya. Vatandaşı diye. Bunu biz bunların köküne inmek zorundayız. Bu çocuklarımızı biz ülkemizi sevdirmek, ülkemize kazandırmak zorundayız. Ben yıllardır bu işin içindeyim ya. 10 yaşında ben futbolun içine girmişim. Türkiye'nin ilk futbol okulu talebesiyim. Rahmetli Sabri Kiraz döneminde başlayarak gelen. 70 yaşındayım ben şu anda. 60 senedir ben futbolun içindeyim. Ben mesela şunu söylüyorum. Bu laf benimdir yani. Sevgili Fatih Terim kullandı bunu da. Ben ders almam, ben ders veririm. Ben ders almam. Hocam 70 bana ders verecek ders kişi tabii canım. Ya bana ders verecek kişi hata yapar. Hı. Ben kendimi yetiştirmişim. Hem yurt dışı eğitimimle hem yurt dışı eğitimimle her türlü kendimi geliştirmişim.
temelden başlamışım futbolculuğa. Süper Lig'de oynamamışım. Ama Süper Lig'de çalışma 4 sezon bana Cenab-ı Allah nasip etmiş, çalışmışım. Yani evet. Bunlar da var. Hocam da benim maçlarımı da yönetmişimdir. Nasıl biliyor? Bana hep şunu derdi hocam, aman ne olur sakin ol. Çok... Türbün bak üstümüze inecek derdi. Seni çok yani, atmış. Yani mesela şimdi diyorum. Sen biraz evvel derbiyi söyledin, onu da unutmayayım. Bana göre maçın kahramanı Volkan Bayas'tan. Hakkını yemeyelim yani. Maçı bana göre akıttı. Ya akıttı şöyle, bana göre. Takımlar kadar başarılıydı, takımlar kadar başarısızdı. Bakın böyleydi yani. Volkan Bayas'tan 45 yaşına gelmiş. 12 seneden beri Süper Lig'de kadroda bulunuyor. İlk defa derbi yönetme şansı buldu. 12 seneden beri bu şans verilmemiş. İşte futbolumuz böyle yönetiliyor Sayın Başkanım. Hakemlerimiz de böyle yönetiliyor. Bir de mühendis biliyorsun arkadaş. Tabii yani kariyerli bir arkadaşımızdır. Şimdi futbolun amir kurumu kim? Federasyon. Federasyonların dirayetli yönetilmesi lazım. Federasyon başkanlarımız kim? Genelde büyük iş adamları. Ama maalesef geçmiş dönemdeki federasyon başkanlarımız arkalarından konuşmak değil, yüzlerine karşı da bunu rahatlıkla söyleriz. Bu federasyonu kendi şirketleri gibi yönetmediler. Ama ben Sayın Büyükekşi'yi ben bugün farklı görüyorum biraz. Evet. En basitinden federasyonda, başkanım siz de vakıfsınızdır mutlaka konuya, bir 50'den fazla bir danışman kadrosu var ne iş yaptığı bilmeyen. Ama görüyoruz ki son günlerde çok ciddi toparlanmış. Çok ciddi boyutta operasyon yapıyor şu anda Mehmet Büyükekşi. Danışmanlar Mehmet Büyükekşi yani federasyonu gerçek kendi firmasını yönetecek hassasiyette yönetiyor. Ben inşallah ona o zaman destek tabii kulüplerin tabii, desteği tabii. Çok önemli. Yani o destek devam ederse eğer onun da dirayetli yönetimi önümüzdeki 4 seneye taşınırsa belki bu 4 sene içerisinde hocam, Türk futbolunda olumlu gelişmeler olur diye düşünüyorum ben. Sayın Başkanımızın Türk futbolunun yeniden yapılanması tezi bu akşamki ana fikir. Tabii, yani doğru. İlk programı ana fikir. Katılıyorum. Hakemlik camiasının da bir revizyona girmesi gerekmez mi? Ya tabii ki gerekir. Tabii, yani şimdi baktım paydaşlar. Yani burada hiç kimseyi birbirine ayırt edemeyiz. Hakem, teknik direktör, futbolcu, medya, yönetici, kulüp aile. Tabii. Okul. Bunların tabii. Hepsi birbirine girift şeyler, gruplardır. Bunların hiçbiri birbirinden ayırt edemeyiz. Hepsinin yeni baştan yapılanması lazım. Hakemliğin de yeni baştan yapılanması lazım. Çok güzel lazım. Başkan biraz evvel şey söyledi, onu ben biraz daha genişleteyim. Futbolda futbol takımlarının resminin tamamını iyi görmek lazım. Eğer eksik görürseniz başarı kaçınılmazdır yani. Bir de güzel bir atasözü var yani. Diyor ki fırtınalı havada dışarıda duruyorsan diyor suçu kendinde arayacaksın diyor. Onun için fırtınalı havalara dikkat edeceksin. Hakemlikte öyle şikayetler ad safhaya geldi ki mesela Sayın Büyükekşi'nin şu anda uyguladığı bir olay var. Dünyada hiçbir ülkede uygulanmıyor. VAR hakemleri ayrı bir statüde. Tabii. Şimdi sen biraz önce dedin ki Galatasaray'ın VAR maçlarına aynı çıkıyor. Ya ellerinde 8-9 tane VAR hakem var dönüp onlar çıkıyor. O zaman Galatasaray maçlarına da onlar çıkacak. Fener'inkine de onlar çıkacak. Yani bu şöyle bir öneri olsa. Bir günde olacak şey değil sevgili Yunus. Tamam. Bu en az 5-6 yıllık hocam, bir süreç. Hocam şöyle bir şey de olsa. Bu VAR'ın başında oturan isimlerin böyle genç menç olmasına gerek yok. Mesela Ali Kunak. Bak şimdi biz dünyada mesela, olmayan bir sistem oturtmaya çalışıyoruz. Yerine. Yanlış yapıyoruz aslında. Dünyanın hiçbir yerinde ne FIFA'da ne UEFA'da ne de hiçbir dünyanın önde gelen futbol ülkesinde VAR hakemleri sadece VAR'da oturmuyor. Bu böyle bir uygulama yok. Hmm. Ama Sayın Başkan'ın geliş projesiydi. Göreve geliş evet. Projesiydi bu. Onda ısrarcı. Ama mesela diğer projeleri de vardı. Mesela bir rezervlik projesi vardı. Onu geri maçlar kaldırdı. Öncesi konser projeleri devam var. Etmedi. Olmayanlardan vazgeçme gibi bir şey başkanın de var. Başkanın orada suçu yok. Biz kulüplerin talebiydi. Öyle mi? Başkan kulüplerin talebini yerine getirdi. Evet. Kıyamında koruyoruz. Başkanım VAR kadrosunu da o zaman birleştirmeniz lazım. Böyle evet. Bir şey yok dünyada. Yani bunlar çünkü niye? Tartışılmayan bir şey yok. Başkanın iyi yani hem Kulüpler Birliği'nin hem de federasyonu tartışılmayan hiçbir bir de başkan da tabii federasyon başkanı da kulüp başkanından geldiği için aslında tabii sorunları bilen bir insan aslında yani biliyor yani bir de başarılı bir iş adamı tabii. Ben kısa sürede inşallah en azından bir başlangıç olarak bazı adımların atılacağına inanıyorum yani. O zaman Sayın Büyükekşi'den memnunsunuz kulüpler olarak. Şu anda kulüp başkanlarının hepsi memnun. Bakın belki %90'ı
rezervliydi, ön yargılıydı ki bunu Ali Koç da kendisi de söyledi ve tebrik etti, teşekkür etti. Beklediğimizden öte bir performans gösterdi. Niye memnun olsun? Çünkü kulüplerin taleplerini önceliyor ve samimi bir şekilde çözüm noktası olarak odaklanmış ve çözmek için her türlü çabayı sarf ediyor. Evet. Burada da samimi olduğuna inanıyoruz. Yani. Bir de mesela başkanın bir şey daha var, çift gözlemci olayı. Bakın 8 hafta oynandı. 8 haftada aşağı yukarı 9'dan 72 tane maç var. 72 maçta çift gözlemci. İkinci gözlemci ne yapıyor? Riva'ya gidiyor. Bir tane ofiste oturuyor. Televizyonda seyrediyor. Maçtan sonra raporunu yazıyor. Şimdi acaba şunu hiç baktılar mı federasyonda? Bugüne kadar bu çift gözlemcinin Türk futboluna, Türk hakemine ne katkısı oldu acaba? Yani aslında buna da bir bakmak lazım. Bu da dünyada olmayan bir uygulama. Yani bir de şu var sevgili başkanım. Süper Lig en kötüsü 12 kamerayla takip ediliyor. Evet. Diğerleri 16-18 kamerayla oynanan maçlar var. Süper Lig'e gözlemci atamaya bile gerek yok. Kamuoyu zaten hakemin notunu veriyor. Doğru. Şimdi dün Volkan Bayarslan'ın gözlemcisi ona kırık not verse ne yazar? Adam kamuoyunda geçti sınıfı. Geçti. Tamam. Geçti tamam, sınıfı tamam, yani. Doğru. Gözlemci notuna ne gerek var buna? Süper Lig'de gözlemciye dahi gerek yok. Bu da bence yanlış bir uygulama. Üstelik federasyona ciddi boyutta da yani, mali yük getiren. Gözlemci çift biraz, değil mi hocam? Federasyonun gözlemi şeyi çift. Yani kafalarda soru işareti oluşmasın. Daha orada zaten merkezde duran gözlemci raporunu yazıp veriyor. Yani orada raporda etki oluşmasın diye böyle bir yöntem girdi. Tartışılabilir doğru olup olmadı. Yani, ama bir endişe kafalarda soru işaretini gidermek için uygulanan bir sistem. Yeni bir sistem olduğu için ne kadar başarılı olacak görülecek. Yani, yani o somut bir katkısı varsa bu kamuoyuyla paylaşılsın. Hocam, yoksa da kaldırılsın. Bu ya. Çift gözlemci konusu sadece Süper Lig'de mi? Sadece Süper Lig, evet. O zaman dediğin gibi Süper Lig'i gözlemeye gerek yok. Onu herkes görüyor. Dediğin gibi canlı yayınlar, 12-13 kamerayla falan. Alt ligler ne olacak? Şimdi alt liglerde bu sene VAR da geldi. Bir alt ligde. Spor Toto 1. Lig'e geldi. Tabii geldi. Birinci, ama kırmızı-beyaz gruplar, 3. ligler orada. Oralara girersek çok, işin içinden çok çıkamayız. Bakın bir alt ligdeki VAR sisteminin maliyeti federasyonun 100 milyon. Çok pahalı bir sistem. Pahalı bir sistem. Çok pahalı. Doğru. Yani onların da tabii ki ekonomik olarak yani nasıl... ve üstelik altyapısı yeterli değil. Tabii, niye? Tabii. Ülkemizde TFF 1. Lig'de maç oynanan statların fiziki durumları asla ve asla 12 kamera çekim yapmaya mümkün değil. Kameralar açı bulamıyorlar. Ben şimdi VAR'daki arkadaşlarla konuşuyorum. Maç öncesi yayıncı kuruluş kameraları bir defa bir kalibrasyon yapılıyor maçtan önce VAR'ın uygulanabilmesi için. Kalibrasyon yapamıyorlar. Çünkü o sahayı görecek, yeterli açıda görebilecek platform yok statların çoğunda. Şimdi hocam son bölüme doğru yaklaşıyoruz. Yine son bölümde Ankara gücünü konuşacağız. Sayın Başkan'a bir iki soru sormamız lazım. 8 haftaya baktığınız zaman şu an 4 takım ligin zirvesinde. Evet. Geçen senenin şampiyonu Trabzonspor 1 puan gerisinde bu 4 takımın. Ne diyorsun? Yani daha erken ama şampiyonluk için Başakşehir iyi gidiyor. Adana Demirspor potuya girdi. Ben Konya'nın gideceğini ihtimal vermiyorum. Sevgili Yunus, şöyle baktığımız zaman lige, baktığımız zaman sistem takımları, sistemini oturtmuş takımlar hep önde olduğunu görüyoruz. Kim bu? Başakşehir takımı. Eski İstanbul Büyükşehir Belediye takımıydı. Sonra Başakşehir takımı oldu. Ve tesisleşmesi mükemmel bir tesisleşme var. Mükemmel bir koordineli çalışma var. Scout ekipleriyle, diğer olaylarıyla, hepsiyle müthiş. Ondan sonra bakıyoruz Adana Demirspor takımı. İki senedir müthiş bir atılım içinde. ve altyapısıyla, sevgili başkanım biraz evvel söylediği gibi, onlar da altyapıya eğildiler. Bu Samet Aybaba Hoca ile başladı. Ama Samet Aybaba Hoca'nın farklı bir olaylardan dolayı takımdan ayrılmasıyla gündeme geldi. Evet. Konya Spor, İlhan Palut ve yönetimini, Konya Spor yönetiminin İlhan Palut'a vermiş olduğu yetkilerle birlikte takımını götürüyor. Orada da gene scout ekipleri var. Çok affedersin bir tabir kullanacağım. Kulüplerin içine asalakları sokmayacaklar. Kulüp başkan ve yöneticileri.
ben burada sevgili başkana da söylüyorum. Yani asalaklar vardır. O kulüpler, o kulüplerden beslenirler. Onlar kimdir? Yağcılardır, yıkamacılardır, el avuç böyle ekenlerdir. Onlardan dolayı bu dibe giden kulüpler onlardan dolayı gitmiştir. İşte bak sayalım bu. Şekerspor benim tarih bir Şekerspor takımı. 3 senem geçti Şekerspor'da. Yok. Petrolöz takımı yok. İşte Malatya Spor takımı yok. Erzurum Spor takımı yok. Van yok. Van Spor takımı yok. Yani bunu çok çoğaltabiliriz. Burada oynayan şimdi Van Spor, Malatya Spor falan farklı takımlar bunlar. Yenileri. Bak Bursa, bakın Eskişehir, Karabük takımı görev yaptığım bir takım yok. Yani şimdi bunlar işte neden? Bu asalaklar yüzünden tabiri caizse dinleyiciler, seyircilerimizden de kusura bakmasınlar. Bu tabiri kullanmak zorundayım. Ne çekiyorsa Türk futbolu bundan çekiyor. Sevgili Ali Hocam biraz evvel dedi, federasyonda kimlerin çalıştığı belli değil. Orada da var. Orada da var. Futbol Federasyonu, ben 4 sene görev yaptım. İç Anadolu Bölge Teknik Sorumlusuydum ve Milli Takımlar Bölge Teknik Sorumlusu görevi yaptım. Evet. 4 sene. Ben federasyona girdiğimde çalışanlar, ben 2010 yılında ayrıldım, geçinemediğim için ayrıldım. Ve hala onlar çalışıyor. Arkadaş, U14 takımı başarısız, U15 takımı başarısız, U17 başarısız, U18 başarısız, U19 hala başarısız, Ümit takımı ya arkadaş bu arkadaşlar niye hala orada durur ya? Bak 2006'da girdim oradalar, yıl 2004 diyelim, yıl 2022, 18 senedir çalışıyorlar, hiçbir şey yok. Ya insan bir der ki ya ben bunu yapamadım arkadaş. Nasıl biz kulüp takımı çalıştı ayrılırken kulüp başkanı bizim gözümüz içine baktı mı anlıyoruz. Ben anlıyorum. Yani hoca yeter artık bırak demek istiyor. Biz de bırakıyoruz yani. Ya bunu anlayacaksın abi. Arif olan anlar. Ama yani bunları ben söylediğim hocam, zaman... Abi Mehmet federasyon başkanı tutmayacak hocam. Federasyon yönetimi tutmayacak başarısız. Ya şimdi kadar. Baskı ama var. Niye? Fenerbahçe oradan baskı yapıyor. Galatasaray oradan baskı yapıyor. Konya Spor oradan baskı yapıyor. Trabzonspor oradan baskı yapıyor. Yani bunlar da çok önemli. Ben bak gerçekleri söylüyorum. Benim bir beklentim falan da yok. Affedersin, hiç beklentim yok. Ben Türk futbolunu her zaman söylüyorum. Bu ülkede ben top 1'dim. Gene söylüyordum, milli takım adım geçiyordu. Ben Türk futbolunun neferiyim diyordum. Gene ben Türk futbolunun neferiyim. Ne hizmet varsa o hizmeti yaparım. Yani hiç kaçmam da. Ben şu anda Gençler Birliği Kulübü Divan Asil üyesiyim. Gençler Birliği Kulübü'nde görevliyim. Ama benim için Gençler Birliği Kulübü neyse Ankara Gücü de odur. Benim için Trabzonspor da odur. Benim için Van Spor da hocam, odur. Benim için Edirne Spor da odur. Benim için değişmez. Onun için ben bir daha söylüyorum. Altını böyle kırmızı kalemle çiziyorum. Kulüplerden asalaklar temizlenecek. Türk futbol öyle bir adım da atacak. .com diyorsun. Tamam. Ama şampiyonluk adayını söylemedin. Şampiyonluk adayım da lig çok önemli. Bu sene lig çok kıran kırana geçecek. Ya senin 6. isim kuvvetli. Ya benim 6. isim kuvvetli de benim ben bir de görüyorsun bak, zaten takımların ya şeyleri. Görüyorum, ediyorum. Ben şu anda baktığım kadarıyla benim adayım. Yani lider diye demiyorum. Başakşehir takımı çok iyi yönetiliyor. Borcu harcı olmayan bir takım. Bu da çok çok önemli. Hı hı. Futbolcunun primi gününde yatması, futbolcunun maç başının gününde yatması, futbolcunun taksitinin gününde yatması. Ya bunlar çok çok önemli. Buradan mesajlarımızı alanlara veriyoruz. Sayın Başkanım, Ankara Gücü taraftarıyla herhangi bir sıkıntınız, probleminiz var mı? Yok. Yani kulüp başkanları taraftarları dikkate alır, değer verir ama taraftara göre yönetemez. Yani yani biz geçen sene taraftara göre yönetseydik şampiyon olamıyorduk yani işin açıkçası. Net söylüyorum bunu. Ama biz orada doğru bildiğimizde ısrar ettik, durduk ve şampiyon olduk. Ama bu tabii ki taraftarı görmemezlikten gelemez. Bizim için değerlidir. Şimdi sizin isminizi Ankara Gücü Başkanı Faruk Koca, Bengü Türk'e çıkacak sosyal medya paylaşımı yaptığımız andan itibaren belki bine yakın
bir soru geldi. Bunu mecbur sormak zorundayız. Emre Yıldız. Evet. Bununla ilgili Sayın Başkan ne diyecek diyorlar. Ben tanımam. Emre Yıldız kimdir? İnan ki tanımıyorum. Yani şu açık konuşayım. Kimdir bu Sayın Başkanım Emre Yıldız? Yani Emre Yıldız bizim bir çalışanımızdır. Nihayetinde niye benim danışmanımdır. Bakın net söylüyorum. Bunu defalarca söyledim. Şimdi insanların yüzüne dedim. Tanıyor musun? Yok. İş yaptın mı? Yok. Zarar gördün mü? Yok. Niye karşısın? Öyle diyorlar. Böyle bir dünya olur mu? Olmaz. Ya ben bu kulübün başkanıyım. Kendim siyaset yaptım. Şu anda ticaret yapıyorum. Yani ben tanımayacağım veya bilmeyeceğim çalışacağım adamı. Ondan sonra birileri hiç tanımadığı insanlar yargılayacak diyorsunuz. Bakın net söylüyorum. Bunu maalesef ve maalesef. Bunu Ankara Gücü'nde çok yaşadık. Maalesef yani üzülerek söylüyorum. Futbol ailesinin bir parçası olarak. Hoca alırsınız. Bazı hocalar bazı taraftarlarla işbirliği yapar, hoca aleyhine kampanya başlatır. Bakın, kulübe net söylüyorum. Ben kulübe biraz önce asalaklar dedi. Asalaklar sadece çalışanlar değil. Kulüpleri tüketen menajerler var. Bakın en büyük problem burada. Biz oraya neşter vurduk. Tamam mı? Biz menajerlerin getirdiği futbolcuları değil, İstediğimiz futbolcuları arıyoruz. Bakın Emre Yıldız diyorsunuz. Evet. Herkes seleştiriyor. Ronaldo, Messi dahil, bakın abartmıyorum. Ronaldo, Messi dahil direkt cep telefonu olan bir arkadaşımız. Biz futbolcu hangi bölgede nasıl bir kadro yapılanması yapacaksak futbolcuyu direkt arıyoruz. Diyoruz ki futbolcu benim menajerim bu derse menajerle devreye giriyoruz. Evet. Sistemimiz bu. Doğrusu bu. Bakın bunu da böyle bir sistemi de bana Trabzonspor Kulüp Başkanlığı yapmış, bizde siyaset yapmış, Spor Bakanlığı yapmış Faruk Özak dedi. Evet. Sen dedi yenisin, emin olduğun birisini yanına al. Güvendiğin, inandığın. Güvendiğin birisini sisteme ona göre yönet. Doğru. Şu anda biz böyle yönetiyoruz. Süper. O zaman... Yani biz gittik Jesse'yi getirdik. Şimdi daha belki gündemde değil. Evet. Ama Jesse Paris Saint-Germain'de Real Madrid'de oynamış ve dünyanın çok gelecek vadede 5 futbolcusunda Ronaldo maalesef Paris Saint-Germain'de çok ağır bir sakatlık geçirdikten sonra şey yaptı. Şimdi biz bu futbolcuya direkt ulaştık. Bakın. Menajersiz ulaştık. Harika. Ve böyle getirdik. Biz şu anda Ankara Gücü'nde 6-7 tane futbolcuyu hiç menajersiz getirdik. Şimdi bu maalesef olmuyor. Herkes birilerini buluyor. Yani bizde menajerlik sistemi nasıl işliyor? Emlakçılar gibi. Bir tane daire satılıyor. 10 tane emlakçı pazarlıyor. Ya pazarlıyor. Böyle bir dünya olur mu? Şimdi Suat Kaya, Ali Gök, biliyorsunuz bu isimleri. Suat Kaya, Türk futbolunun ve Galatasaray'ın atom barıncasıydı. Evet. Onlar da şu an bizleri izliyorlarmış. Doğru, başkan doğru söylüyor diyorlar. Bu menajerlik sisteminin yeniden sil baştan ele alınması noktasında doğru söylüyor diyorlar. Artık hocam toparlıyoruz. Söyle bir iki cümleyle son... Öncelikle tabii ki Sayın Başkan'la aynı programda olmak açılışı da tebrik ediyorum. Yani tavan bir açılış yaptınız. Hayırlı olsun programın. İnşallah önümüzdeki haftalarda daha detaylı bir şekilde futbolun derinlerine iner ve burada dilimizin döndüğünce katkı vermeye çalışırız. Hocam yani o onu yenmiş, bu bunu yenememiş. Ondan, ya bunlar zaten herkes konuşuyor. Yani. Önemli olan konuşulmayanları konuşmak. Tabii. Bu akşam Sayın Başkanım kelimenin tam anlamıyla ders verdi. Bak, açık net konuşalım. Yani yani spor akademilerinde bunların anlatılması lazım, bunların işlenmesi lazım. Bir kulüp başkanının nasıl olacağının da dersini verdi. Onu diyorum işte. Burada olduğu için söylemiyorum Sayın Faruk Koca'nın. Hakikaten kulüp başkanların bazıları yani esnek konuşuyorlar tabiri caizse. Siz direkt konuştunuz, yapılan eleştirilere cevap verdiniz, güvendiğinizi söylediniz. Bana göre bu olay kapanmıştır. Artık bunun üstüne gitmek, bu işi yarayı affedersin kaçırmanın hiçbir alemi yok. Artık başkan net tavrını koymuş. Onun için programın hayırlı uğurlu olsun. Hakikaten burada maçları tek tek de konuşuruz. Ben zaten cumartesi pazar günleri biliyorsun TRT Radyo 1'de
Sen... konuşuyorum. Salı akşamı Türkiye'nin Sesi radyosunda konuşuyorum bütün dünyaya. Hocam, onun için reklamı burada da yaptın, hadi bakalım. Reklam değil, benim reklama ihtiyacım yok. Yok, yani kuruluşların reklamını yaptınız. Evet. Faruk yani, Başkanım, bitiriyoruz. Evet. Son bir iki cümleyle kapatalım. Bence şu anda hem federasyon hem kulüp başkanları meselenin farkında. Spor Bakanımız da, Maliye Bakanımız da, yakında Cumhurbaşkanımız da bir ziyaret olacak. Ya bu meselenin bir daha tartışma konusu olmaması için bir hazırlık var. Bu önemli. Yani dediğim gibi herkes kısa bir zaman dilimi içinde başkanım veya federasyon başkanım günüm bu zaman içinde yapmam gerekeni yapayım, çekip gideceğim demiyor şu anda. Peki. Bu önemli. Ben inşallah kısa sürede futbolun daha iyi bir yere geleceğine inanıyorum. Bu vesileyle de sizin yayınınıza katılmaktan dolayı mutluluğumu ifade ediyorum. Hocamla, iki hocamla arasında bulunmaktan da ben de memnuniyetimi ifade ediyorum. Başkanım, size de hayırlı yayınlar diliyorum. Başkanım, çok çok teşekkür ediyoruz. Gecenin bu saatine kadar geldiniz, konuştunuz. Hem de çok önemli konuları gündeme getirdiniz. İnşallah bunlar adrese mutlaka ulaşmıştır. İnşallah. Yarından sonra bunların sesi farklı şekilde yankılanacaktır. Spor Kritik programının, yani ilk programın sonuna geldik. Celal Kıprızlı'ya, Sayın Faruk Hoca'ya, Sayın Ali Kunağ'a çok çok teşekkür ediyoruz tekrar. Yayında, yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına hepinize mutlu geceler diliyoruz. Hoşça kalın.